Efendim bakın, gazeteci Fatih Altaylı'nın ağır hakaretlerine ve eleştiri sınırını aşan yorumlarına anladığı dilden cevap da Bilal Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen insan hakları eğitim kampında konuştu ve ama ne konuşmak? Erdoğan'ın Altaylı'ya yönelik o ifadeleri tokat gibiydi. Artık AKP'nin şeyi bu yani. Ya işte bizim şu idaremiz var, işte bu oraya yapacağız. Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu ya. Ya işte bizim şu idaremiz var, işte bu oraya yapacağız. Böyle bir şey yok artık AK Parti. Askerler kalk dediğinde kalkıyordu, yat dediğinde yatıyordu yani bu adam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Fatih Altaylı'ya işte bu sözlerle cevap verdi. Altaylı'ya geçmişini hatırlatan Erdoğan, haddini aşan gazeteciye anladığı dilden cevap verdi. Şu anda başkası da yat dediğinde yatar, kalk dediğinde kalkar. Ama gazeteci diye bilmem ne diye gezip videoları dinleniyor seyrediyor adamın. Bunlar 90'ları anlatsınlar ya, biz askerlerden ödümüz patlıyordu desinler ya. Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik desinler ya. Hadi desinler. Başeskele ilçesinde düzenlenen AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katılan Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, bu siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. Bilal Erdoğan gelen bir soru üzerine eski gazeteci, yeni YouTuber Fatih Altaylı'ya da cevap verdi. İfadeleri tokat niteliğindeydi. Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu ya. Askerler kalk dediğinde kalkıyordu, yat dediğinde yatıyordu yani bu adam. Şu anda başkası da yat dediğinde yatar, kalk dediğinde kalkar. Ama gazeteci diye bilmem ne diye gezip videoları dinleniyor, seyrediyor adamın ya. Bilal Erdoğan Altaylı'ya unuttuğu geçmişini de hatırlattı. Yutturmaya çalışıyorlar ki şu anda. AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu, daha müreffehti, daha adildi, daha şöyleydi, daha böyleydi. Sanayi bitti, ekonominin durumu ortada yani. Bunun sürmesi iyi bir şey değil. 20 yıldır mahvolduk biz falan. Arkadaşlar ya, bunu söyleyen ihanet, dünya tarihinin görmediği ihanettir bu ya. Böyle bir vicdansızlık olamaz yani. Yaptığı manipülatif açıklamalarla YouTube'da popüler olmaya çalışan Altaylı'ya eleştirileri ihanet üzerinden yapan Erdoğan, Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği mesafeyi bir kez daha hatırlattı. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaş. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü. Türkiye hiç olmadığı kadar kendi kararlarını veren ülke. Dünya çapında iddia sahibi izlenen ülke Türkiye.